Merhaba Zanka TV takipçileri. Tarihin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. 23 Nisan 1920'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Atatürk'ün manevi kızı olan Ülkü Adatepe'nin kızı Betül Adatepe. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Tabii ulusal egemenlik diyoruz. Çocuk bayramı diyoruz. Çocuklara hediye edilmiş bir bayramdan bahsediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 tarihinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Egemenliği saraydan, sultandan alıp millete verdi. İşte Anadolu ateşler içerisindeyken Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam fermanı varken Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Şimdi yeni Türkiye Devleti'nin temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi ama çocuklara armağan edilmesinden bahsediyoruz. Şimdi neden çocuklara armağan edildi? Buradan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak çok heyecanla ulusal egemenliğimizin 100. yılını ulusça kutluyorum. Gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Bir o kadar da içimiz buruk olarak kutluyoruz tabii ki. Şimdi gelelim neden çocuklara armağan etti? Atatürk o kadar çocukları saf, temiz görüyordu ki insani duygularını o kadar güzel, riyakarlıktan uzak olarak dile getirdiklerini gördüğü için bu çocukların geleceğin büyükleri olacağını bildiği için dolayısıyla da bu çocukların çok iyi yetiştirilerek günümüzde sonrasında da geleceğin ulus, tekrar ulus yaratıcıları olabileceğini düşündüğü için bu bayramı çocuklara armağan etti biliyorsunuz. İki özellikle ulusal bayramımız var. Birini çocuklara, birini gençlere emanet etti. Onlara cumhuriyeti güvenerek emanet edebileceğini bildiği için. Onlara güvendiği için. Zaten cumhuriyeti kuranlar sadece bu toprakları düşman işgalinden kurtarmadılar. Çocuklarımızı da kimsesizlikten, yoksulluktan, sefaletten, hastalıktan ve cehaletten kurtardılar. Aynen. Mustafa Kemal şöyle söylüyor. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz diyor. Aynen. İşte buradan yola çıkarak küçük Ülkü'yle tanışmasını aslında ben gelmek istiyorum. Evet. Ülkü Adatepe. 6 sene boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanından hiç ayrılmadı. Sizin de tahmin ediyorum ki çok fazla anınız var. Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak gerçekten onur duygum. Bu özel ve güzel programınıza beni davet etmenizden ötürü sizlerle de ayrıca gurur duyuyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi efendim öncelikle şuna gelmek istiyorum. Küçük Ülkü, Ülkü olmadan önce annesinin karnında Atatürk'le tanışıyor. Annesi Vasfiye Hanım, Zübeyde annemizin manevi kızı olarak yanında yaşıyor. Zaman içerisinde Tahsin Bey, gar müdürü olan Tahsin Bey'le evleniyor ve ondan doğacak olan küçük Ülkü'ye hamile kalıyor. Küçük Ülkü için Atatürk doğmadan önce diyor ki, kız ya da erkek olsun ama lütfen adı Ülkü olsun diyor. Ve nitekim Ülkü oluyor ve bir kız çocuğu, şipşirin bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Arkasından Ülkü 9 aylıkken tekrar görüyor. O kadar etkisinde kalıyor ki o güne kadar bu kadar minicik, bu kadar şirin bir çocukla haşır neşir hiç olamadı. Biliyorsunuz ömrü hep vatan için mücadeleyle cephelerde geçti. Ondan sonra da devrimler, en büyük mücadele devrimlerle geçti. Bir türlü kendiyle ilgili bir şey olamadı. Ne yazık ki. Onu da küçük Ülkü'de buldu zannediyorum. O küçücük gözlerinde, o minicik ellerinde buldu diye düşünüyorum.
Ve arkasından küçük Ülkü 1,5 yaş itibariyle, 9 aylık diyelim ona, yaş itibariyle yanında daimi olarak bulundu. Onun kucağından, elinden hiçbir zaman ayrılmadı. Ta ki ne yazık ki 6 yaşına kadar. Evet. Şimdi bakıyoruz, o zamanlar alfabe, harf devrimi yapıldığı zaman toplumun karşısında bunlar öğretileceği zaman kapaklarda falan hep Ülkü vardı. Aynen, aynen. Çocukları gerçekten çok 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 seviyordu. Anlatılır gibi değil. Gerçekten çok büyük çocuk sevgisi vardı. Ve bir ulusun geleceği olarak görüyordu o çocukları. Ne kadar onlara sevgi verirseniz, kendilerini o sevgi içerisinde o eğitimle daha bir bütünleşip geleceği yaratacak insanlar olarak görüyordu. Onun için de her daim çocuklara, özellikle de kız çocuklarına çok büyük destek verdi. Ve onun da sonucunu görüyoruz zaten. Şu an biz kadınların eline altın tepsi verilmiş olarak, haklarımızdan yola çıkarsak, kız çocuklarının neden büyük önem verdiğini daha iyi görebiliyoruz. Bu kız çocuklarının özellikle verdiği sevgi, şefkat, o çocukların ileride erkekler gibi bir meslek sahibi olabileceklerini empoze etmek adınaydı. Bütün çabası bunun içindi. Zaten Atatürk demez mi ki, kadınlarından ayrılan bir ülke hiçbir şekilde gelişemez diye. Yarısıdır. Siz kalbinizin yarısı olmadan çalışmaz kalbiniz. Onun gibi düşünmek lazım. Şimdi siz anlattıkça aklıma enteresan anekdotlar geliyor. Şimdi küçük Ülkü'yle alakalı olarak, annenizle alakalı olarak çok enteresan anekdotlar geliyor. Bu arada arkamdaki fotoğrafları da göstermek istiyorum. Evet, evet, çok önemli belgeler bunlar. Evet, evet, çok önemli belgeler. Çok duygusal anlar. Şimdi 30'lu yılların sonuna doğru ünü 60 bir belgeselci var, Julian Bryan. Julian Bryan'in çekmiş olduğu görüntüler Gazi Mustafa Kemal'in çok hoşuna gidiyor ve kendisini Türkiye'ye davet ediyor. Ve Yeniden Doğan Türkiye isimli bir belgesel hazırlıyor. Tabii belgeselin odağında da kurucu Gazi Mustafa Kemal var. Julian Bryan Türkiye'de çekmiş olduğu görüntüleri Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'e gösteriyor. Ama Franklin Roosevelt'in bu belgeselde oldukça etkilendiği bir bölüm var. Atatürk'ün küçük kızı Ülkü ile oynadığı anlar. Ve hemen Mustafa Kemal'e mektup yazmış Franklin Roosevelt. Azizim Bay Cumhurbaşkanı diyor, küçük kızınızla oynadığınız görüntüler takdire şayandır. Bakar mısınız? Evet. Tam da bu noktada güzel bir konuya temas etmek istiyorum. Küçük Ülkü ile, genel sekreterinin bir anısı bu. Küçük Ülkü ile oynadığı bir anda şakalaşıyorlar. Tabii küçük Ülkü o kadar minik ki o zaman, kucağında işte burnunu eğiliyor, kulağını çekiyor, saçını şey yapıyor, yüzünü seviyor. Ve Atatürk küçük Ülkü'yü güldürmek için bir sürü çaba sarf ediyor. Onunla beraber o kahkaha attıkça o da onunla beraber çocukça kahkahaları bulunduğu yeri inletiyor. Genel sekreteri gidiyor, bakıyor ne oluyor diye, bir bakıyor ki gerçekten muhteşem bir manzara. O hani o dev adam var ya, o dev adam dünyaya meydan okumuş, 7 düveli alt etmiş o dev adam, o minicik bebekle bebek olmuş, onunla beraber kahkahalar atıyor, onunla beraber çocuklaşıyor. Hakikaten çok duygusal anlar o anlar, genel sekreterinin anlatımıyla. Ve kendisini gördüğü vakit diyor ki genel sekreterine, biliyor musun diyor, bu çocuklar bambaşka bir yaratıklar diyor. Çocuklar olmasa dünya kapkaranlık olurdu diyor. Niye seviyorum onları biliyor musun diyor. Riyadan uzaklar, yürekleri pırıl pırıl, o kadar güzel varlıklar ki tüm duygularını içtenlikle dile getirebiliyorlar diyor. Ve küçük Ülkü'yü de bağrına basarak sımsıkı sarılarak öpüyor. Evet, takdire şayan bir durum ve dünya kadar babanın
yapmadığı şeyleri yapan bir baba, Türk'ün babası. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Ben de burada gerçekten çok duygulandım anlattıklarınızdan. Tabii biraz da tarihsel olarak aslında izleyicilerimizin bunu anlamaları lazım. Neden çocuğun üzerine Cumhuriyet bu kadar çok önem verdi? Şimdi milli mücadele sırasında Türkiye'de 14 binden fazla şehit çocuğu vardı. Yani Atatürk ve silah arkadaşları daha milli mücadele yıllarında kimsesiz, evsiz, barksız, eğitimsiz çocuklarla ilgilenmeye başlamışlardı. 1920'lerde Türkiye'de yaklaşık 4 milyon çocuk vardı. Yani Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıktan tam 10 gün sonra Sağlık Bakanlığı'nı kurdu. Çocuklar için kurdu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nı. Ve kimsesiz çocukları korumak için de Ankara'da Himayi Eftal Cemiyeti kurdu. Ki bunun da diğer ismi Çocuk Esirgeme Kurumu'dur bildiğimiz kadarıyla. Yani bu büyük bir devrimdir aslında baktığımız zaman. Yani Cumhuriyet bir çocuk devrimidir. Aynen, aynen katılıyorum. Hatta ve hatta burada Atatürk'ün her zaman ağlayarak ifade ettiği her daim bilinen bir şey vardır. 12 yaşında, 15 yaşında, 13 yaşında evlatlar vatan uğruna, özgürlük uğruna, onur uğruna büyükleriyle beraber silah kuşanmışlardır. Ve bu çocuklar meydanlarda gerek can vermişlerdir, gerek gazi olmuşlardır. Atatürk bunu her seferinde dile getirmiştir. Ve yaşayan bu evlatları da her zaman onurlandırmıştır, gururlandırmıştır. Madalyalarını da vermiştir. Ve çok ender ağlayan o yüce insan bu evlatlar için çok gözyaşı dökmüştür. Benim çocuklarım bana bakar diyor. Aynen, aynen. Değil mi ki o evlatlar Atatürk son nefesini vermeden önce doğma bahçedeyken bir 19 Mayıs günü kalkıp da denizlere atan o evlatlar, atamızı görmek istiyoruz diyen o evlatlar varken tabii ki bakardı. Tabii ki. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ulusal egemenlik diyoruz. Ama halkımız bunu sadece halkın egemenliği olarak algılıyor. Aslında öyle değil. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz konuşmalarda hep çocuk ögesinden bahsettik. Şimdi 21'den itibaren milli bayram olarak kutlanıyor. Şimdi 25'ten itibaren çocuk günü olarak kutlanılıyor. Evet. 29'dan itibaren çocuk haftası olarak kutlanıyor. 35'ten itibaren ise ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanıyor. Yani halkımızın bunu da bilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet, aynen katılıyorum. Ve yine burada bir parmak basmak istediğim nokta var. Böyle bir dünya liderinin sadece liderlik yapması değil, bütün dünyada olmayan bir literatüre imza atması da ayrıca burada temas edilmesi gereken bir nokta. Yani dünyada ilk kez bir lider çocuklara ithafen bir bayram hediye ediyor. Bir ulusal bayram hediye ediyor. Ha, daha sonralarında kendisi örnek olmuştur. Değişik ülkelerde günler, çocuk günleri adı altında bir takım günler olmuştur. Ama tabii ki hepsi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın arasında dağılıp gitmiştir. Yani dünya çocuklarına da armağan ediyor olması... Aslında bu bayramın evrensel ve benzeri olmayan evrensel bir bayram olduğunu ifade etmekte. Aynen, aynen, aynen. Onun için tekrar şuna değinmek istiyorum. Çocukları geleceğin anahtarları olarak görüyordu. Bu çocuklara ne kadar sevgi verilirse, ne kadar saygı gösterilirse, ne kadar eğitilirse, yetenekleri ne kadar kullanılırsa, sadece bizim değil, tüm uluslar için geçerli bu. O ulusların muhteşem evlatları olarak geleceğe çok iyi hazırlanmalarına sebep olacaktır. Atatürk de bunun bilincindedir. Onun için de bütün evlatlarını ve
Türk evlatlarını okumaları için, biliyor musunuz, Kan Gövde'yi götürürken kalktı Marif Kongresi yaptı. Evet. Savaşın o civcivli, en civcivli zamanında. Demek ki sadece savaş değil, cehaletle de savaşılması gerektiğini çok iyi bilincindeydi. Dolayısıyla da bu evlatlar ne kadar iyi eğitilirse, yeteneklerine göre o şekilde o ülkeye çok güzel şeyler sağlayacaklardı. Bunun için de bütün evlatlarını ona göre zaten eğitmedi mi? Sabiha Gökçen hanımefendi, Türkiye'nin ilk savaş kadın pilotu oldu, gururumuz. Onun haricinde Afet İnan, tarih profesörü oldu. Muhteşem, çok güzel şeylere imza attı. Ve burada bir küçük bir şey daha belirtmek istiyorum. Buyurun. Küçük ülküyü de balerin olarak görmek istiyordum. Bunu bilmiyorum. Evet. Balerin olarak görmek istiyordu. Çünkü müziğe, dansa yeteneği olduğunu görmüştü. Atatürk herkesin yetenekleri ölçüsünde eğitim gördüğünde başarı kazanacağına inanan bir insandı. Yani bir balığa karada yüzmeyi öğretmek çabasında olmadı hiçbir zaman. Herkesi yetenekleri ölçüsünde değişik yerlerde çalışma imkanı sağladı ve bu anlamda da başarılı oldu o öngörüleri sayesinde. Bugüne kadar gelebilmemizin sebebi de buydu. Her türlü şeye rağmen 100 yıl gelebilmemizin sebebi de o ilk attığı tohumlardı. İşte insanları yeteneklerine göre her yerde rahatça çalışma imkanı sağlaması. İşte çocuklara da bu imkanı verdi. Onun için ne yazık ki Atatürk'ümüzün vefatından ya da bir deyişle yanlış tedaviyle öldürülmesinden sonra ne yazık ki küçük ülkümüz umduğunu bulamadı. Atatürk'ümüz de onu o şekilde göremedi ne yazık ki. Fakat en büyük olayı neydi biliyor musunuz? Bunu her zaman gururla kendisi de söyler, ben de söylerim. Küçük ülkeye kendisi gibi mütevazi olmayı, onurlu olmayı, sevgi dolu olmayı, riyakarlıktan uzak, yalandan dolandan uzak, dürüst bir insan olmayı öğretti. İşte en büyük kazanım da oydu. Şöyle bir anekdot var aktarabileceğim. Küçük Ülkü'nün, Ülkü Adatepe olduktan sonraki arkadaşı diyor ki, ben Ülkü'nün yerinde olmuş olsam Türkiye'nin yarısı benim olurdu. Şimdi bilmem anlatabiliyor muyum buradaki yani, evet. İşte Atatürk gibi. Yani Atatürk'ün nesi vardı? Her şey onundu ama hiçbir şey onun değildi çünkü milletine bağışlamıştı. İşte küçük Ülkü de böyle. Ülkü Adatepe'yi bu yüzden her zaman için sevgiyle anıyorum. Her zaman için sevgiyle anıyorum. Gizemlaştık. Dillerim diken diken oluyor burada ve aklıma da çok farklı olaylar, tarihi olaylar gelmeye başladı. Siz Kütahya Eskişehir Savaşı dediniz, Marif Kongresi dediniz. Çok güzel bir örnek oldu. Ben de şöyle bir katkı sunmak istiyorum. Milli mücadelenin en zor günlerinde 30 Haziran 1921'de Ankara'da Hakimiyet-i Milliye'nin matbaasının küçük bir odasında kurulmuştu. Bu tüm ülke çocuklarını korumak amacıyla kurulmuş olan cemiyet, Himayi Eftal. Yani şu akla bakar mısınız? Daha Cumhuriyet ortada yokken çocuk esirgeme kurumunu bir matbaanın odasında kuruyor. Bu da memleket işgal altındayken bu meclisin kurulduğu gibi, bu yüce meclisin kurulduğu gibi. İşte Atatürk her şeyle niye büyük insan, niye yüce Atatürk? Yani 1.70'e varmayan boyuyla değil. Evet. Yaptıklarıyla, o öngörüleriyle, o muhteşem o öngörüleri sayesinde o dünyalar kadar savaş görüp ama bir o kadar da nasırlaşmamış yüreğiyle hareket eden bu güzel insan. O yüzden yüce Atatürk. O yüzden Türk'ün babası diyordu
dış basın vefat ettiğinde. Demin manevi kızlarından bahsettiniz. Afet İnan'dan, Sabiha Gökçen'den. Şöyle diyebilir miyiz? Onun kızları bir kıvılcımdan aleve dönüştü. Kesinlikle. Kesinlikle öyle oldu. Her bulundukları yerde gerçekten bunun hakkını verdiler. Eğitimlerin hakkını verdiler. Bu çocukların eğitimin haricinde bir de çocuklara karşı olan davranışlarından da bahsetmek istiyorum. Evet, buyurun. Mina Urgan'ın bir anısı var. Kendisi daha küçük, bir davet var Atatürk'ün verdiği. Anne ve baba gidecek. Üvey babası da Fatih Rıfkı Bey. Hazırlanmışlar, gidiyorlar. Fakat annesi küçük Mina'yı almak istemiyor çocuk olduğu için. Kendisi çok üzülüyor. Daha sonra gelen arkadaşları üzüntüsünü gidermek için süslüyorlar, püslüyorlar. Küçük Mina'yı yanlarına alıyorlar ve gidiyorlar davete. Ama anne tabii üzülüyor yani küçük çocukla bu davete geleceğim, ah mahcup olacağım diye. O esnada Atatürk görüyor. Kimin çocuğu diyor, benim efendim diyor. Arkasından küçük Mina ile konuşmaya başlıyor. İşte adın nedir, okuyor musun, kaçın sınıftasın, büyüyünce ne olmak istiyorsun gibi sorular soruyor kendisine. Ve arkasından annesinin tabii gerilip üzüldüğünü görüyor. Gerilmesinin gereksiz olduğunu zaten gösteriyor. Ve küçük Mina diyor ki dans sever misin? Hadi gel birlikte dans edelim diyor. Anlatabiliyor muyum? İşte küçük Mina'nın Mina Urgan olduğunda unutamadığı anılardan bir tanesi ve kendisini o yüce adam sayesinde, o güzel duygular sayesinde o gün o durumda olduğunu çok güzel dile getiriyor. Bugün eğer ben buysam diyor, Atatürk'ün sayesinde diyor. Mustafa Onun dışında, özür dilerim. Onun dışında bir örnek daha var. 1923 yılında, yine böyle bir 23 Nisan, bir şiir yarışması var. O Hınç adında bir şiir okunuyor Küçük Gültekin tarafından ve Atatürk çok duygulanıyor. Bu çocukla tanışmak istiyor. Küçük Gültekin'le tanışıyor. Onunla ilgileniyor, sorular soruyor ve bileğinden çıkartıp saatini hediye etmek istiyor. Teşekkür etmek için, çok güzel okuduğuna dair. Arkasından yok alamam diyor. Efendim annem kızar diyor. Daha sonra annesi, pardon, babasını çağırtıyor ve kendisine verilmek üzere, kendisinin özel hediyesi olduğunu açıklayarak kendisine verilmek üzere babasına takdim ediyor. İşte böyle de bir insan, böyle de ilgili bir insan kendisi. O kadar çok fazla anı var ki sizin de Üçlü Adatepe'den kaynaklı olarak nice anınız söz konusu. Çok duygulu anlar yaşıyoruz şu dakikalarda. Ama size şunu da yöneltmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk sevdiklerini hep çocuk derdi. Evet. Yani aşçısından garsonuna hepsine çocuk derdi ve onlara aşçı garson falan demezdi. Hep çocuk derdi onlara. Aynen. Yanındakileri hep çocuk hiç derdi. Bunun sebebi nedir? Evet. Programa başlarken az önce belirtmiştim. O saf, o temiz duygular. Riyakarlıktan uzak o duygular ve istediklerini direkt olarak söyleyebilen o çocuk duygular Atatürk'ün için çok önemliydi. Çünkü Atatürk gerek savaş zamanında, gerek siyaset zamanında ister istemez kendi büyüklüğü karşısında insanların riyakarlıklarını çok gördü. Üzücü ama gerçek bu. İşte o riyakarlıklardan sıkılmıştı zannediyorum Atatürk. O yüzden de küçük ülkeye sarılmasının nedeni de oydu bence. O riyakarlıklardan uzak, o minnacıcık eller, o minnacıcık yarım yamalak konuşan o diller kendisine hep doğruyu söylüyordu. Buradan yola çıkarak hemen bir duygulu bir anekdot anlatmak istiyorum.
Atatürk ne yazık ki komadan çıkmış, ilk komadan. Bu arada hemen küçük Ülkü'yü soruyor. Ülkü'yü hemen getirtiyorlar. Fakat diyorlar ki hiçbir şekilde paşaya söylemeyeceksin komada olduğunu. Sana mutlaka soracaktır bir şeyler. Sakın söylemeyeceksin. Hayır, uyumuyordun diyeceksin diyorlar. Ve sıkı sıkı tembih ediyorlar. Bu onun için gerekli diyorlar. Şimdi Atatürk daima doğruyu söylemesini kendisine sürekli her zaman belirtmiş bir insan. Yapı olarak da zaten Ülkü Adatepe böyle bir insan. İçi dışı bir dürüst bir insandı. Ve içeriye girdiğinde her zamanki edasıyla Atatürk'cüm diyor ama gözlerinde bir sönüklük var. Atatürk'ün yanına geldiğimde evet o soruyu soruyor. Sırf küçük Ülkü yalan söylememek için başını önüne eğiyor. Evet anladım. Yalan söylemediğin için teşekkür ediyorum diyor ve öylece bitiyor, o konu kapanıyor. Yani daima dürüstlükten, doğruluktan yana her ne olursa olsun gerek insanlara gerekse milletine iyi ya da kötü daima doğruluktan yana olmuş ve hayatı boyunca da bu şekilde hareket etmiş bir insan. Değil midir ki bütün düşmanları tarafından dahi sevilen bir lider konumunda, dünya lideri, gerçek dünya lideri konumunda. İşte bu yüzden. Mustafa Kemal her zaman hakikati söylemekten çekinmeyiniz derdi. Aslında bu söylemiş olduklarınız tam özeti oldu. Aynen. Şimdi çok duygulu, çok önemli anlar yaşadık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir program oldu ama kapatmadan önce 23 Nisan 1920'nin ülkece 100. yılındayız. Ama ülke olarak şu anda konumumuz nedir? Ulusal egemenlik, meclis, bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok canımı acıtan bir konuya temas ettiniz aslında. O kadar zor ki şu an bunu ifade edebilmek. 100. yılımızda tek adam rejimiyle oluşmuş ve gerçek anlamda gerçek yapabildiklerini bir kenarda tutan bir meclis konumuna getirilmiş şu andaki meclisimiz. Savaş zamanı dahi o işlevsel konumunu çok iyi yürüten meclis varken ama şu an maalesef gerçek anlamda yapabilirliğini yitirmiş bir meclis var 100. yılımıza girerken. Fakat asla ve kat'a diyorum ki bu şekilde olan bir ülke konumunda olsak bile asla hiçbir şekilde yılmadan, usanmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yeniden fabrika ayarlarına dönünceye kadar. İşte ben böyle dönemde diyorum ki ne zaman umutsuzluğa kapılsam daima yanımda Nutuk. Nutuk var. Onun için her zaman söylüyorum hem kendime hem çevreme hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacağız. Atatürk en kötü zamanda kapılmamış ki öyle bir lüksümüz yok biz kapılalım. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umutsuz insan olmayacağız. Daima çok, ileriye. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Bu özel ve güzel bir günde beni konuk ettiğiniz için siz güzel insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Var olun. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan sağ olun, var olun. Buradan nice yüzyıllara diyorum. Buradan bütün dünya çocuklarının ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlayalım. Nice yüz senelere diyoruz. Nice yüzyıllara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Tarihin Sesi programında Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin kızı Betül Atatepe ile konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.